Merhabalar. Bu videoda masa turu yapacağız. Bu benim masamın son hali. Çok yakında masamı değiştireceğim. Bu yüzden de böyle bir video çekmek istedim. Masamı şöyle uzaktan göstereyim sizlere. Oldukça büyük bir masa. Ölçülerini ekranda görüyorsunuz. Bu masayı bir tanıdığımız bize hediye etmişti. Eski bir masa. Aldığımızda da eskiydi. Şu sandalyenin olduğu yerde çekmecelik vardı. Ben onu söktüm. Şimdi size onu göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir çekmecelik vardı. Ancak masayı rahat kullanmamı engellediği için ben onu söktüm ve sökerken bir yeri zarar gördüm. Bu yüzden orayı kağıtla kapattım. Çekmeceliksiz bana kalırsa çok daha güzel. Böylece masanın bu tarafını da kullanabiliyorum. Çekmecelik varken bu tarafı kullanamıyordum. Bu yüzden yeterince rahat edemiyordum. Şöyle masamı genel bir göstermem gerekirse bu şekilde gördüğünüz gibi cihazlarım, kalemlerim ve dekorasyon ürünleri var. Masamın üst tarafında ise şu şekilde iki tane raf var. Bu rafları ben beyaza boyadım. Duvarda bu şekilde Orta Dünya'nın bir posteri var. Bu Yüzüklerin Efendisi'ndeki haritanın posteri. Rafları yavaşça inceleyelim. Burada benim French press'im var. Bu French press'i çok beğeniyorum. Bu plastik olduğu için daha sıcak tutuyor ve kırılma ihtimali daha az. Altında gördüğünüz gibi bir bardak altlığı var. Bu bardak altlığını çok seviyorum. Yine çok sevdiğim fincanlardan biri. Bu da gene kahve içerken kullandığım fincanlardan. Burada benim mokapotum var. Bunun videosunu çekmiştim. Eğer ilgilenirseniz videosunu yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Ve burada gene bir fincanım var. Bunu da gene çok severek kullanıyorum. Aşağıdaki raf biraz daha karışık. Şöyle en baştan hızlıca gösterecek olursam burada 2 sene evvel aldığım ders çalışma ajandası var. Bunu çok severek kullandım. Yani kullandığım zamanlar. Burada benim erkek arkadaşımın aldığı ajanda var. Bunu da arada bir kullanıyorum. Bunun da videosu var. Eğer ilginizi çekerse yukarıdan izleyebilirsiniz. Burada bir defterim var. Burada yarım bıraktığım bir kitabım var. Burada İngilizce bir kitabım var. Burada bir defterim daha var. Bu en son okuduğum kitap. Bu yine okuduğum bir kitap. Rafta güzel durduğu için buraya koydum. Bu da şu an yarım bıraktığım bir kitap daha. Burada ise sudoku var. Sudoku zaman geçirmek için gerçekten çok güzel. Burada defterlerim var. Burada da hesap makinem var. Burada defterlerim var. Burada sözlükler var. Bu kavanoza mandalları koydum. Minik mandallar. Bu bir setin parçası. Bu gördüğünüz şey mumluk ama içine mum koymak istemediğim için şöyle flaşımı ve dudak koruyucumu koydum. Bu parça şununla ve şu kalemlikle bir de bunu erkek arkadaşımın kardeşi yapıyor. Eğer ilginizi çekerse Instagram'da satış yapıyorlar ve onun linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Şimdi masaya geçelim. İlk olarak şurada bir termos var. Bu gerçekten işe yaramayan çok berbat bir termos. Bu yüzden kullanmıyorum. Su akıtıyor. Yıkaması çok zor. Her yerine su kaçıyor. Çok sıkıntılı bir termos. Dekorasyon amaçlı buraya koydum. Burada benim stabiloları koyduğum kalemliğim var. 2 tane boz ve altılı pastel rengi. Ayrıca S Pen'imi de buraya koydum. Bu tabletimle bir olan bir kalem. Tabletle beraber geldi. Ücretli almadım. Böyle bir kalemlik ilginizi çekerse diye dediğim gibi aşağıda linkini bulabilirsiniz. Eski bir saatim var. Bazı yerleri kırık ama görünüş olarak güzel görünüyor ve hala çalışıyor ki bu da benim için yeterli. Burada da mumlarım var. İkisi de vanilyalı dondurma kokulu. Ama bunun kokusu çok daha güzel ve çok daha yoğun. Bu mumun altında şöyle gördüğünüz gibi bir bardak altlığı tarzı bir şey var. Bu aslında bir kavanoz kapağı. Bunu kardeşim iple kapladı ve bence gerçekten çok güzel görünüyor. Bardak altlığı ya da mum altlığı olarak kullanıyorum. Burada da şöyle gördüğünüz gibi şişem var. Buna su koyuyorum. Bir de büyük şişem var. Arada onu bazen de bunu kullanıyorum. Ve altında da benim yaptığım bardak altlığı var. Eğer ilginizi çekerse onun da videosunu yukarıdaki linklere koyacağım.
Dalgalar yaratmak yazıyor üstünde. Gerçekten çok hoş bir şişe. Masanın bu tarafında gördüğünüz gibi klavye ve mouse var. Bu klavye ve mouse'u çok severek kullanıyorum. Gerçekten görünüşü çok hoş. Bununla ilgili de bir videom var. Eğer ilginizi çekerse onu da izleyebilirsiniz. Burada benim tabletim var. Bu tableti yine aldığım zaman videosunu çekmiştim. Ayrıca tabletle ilgili videolarımı da yukarıdan bulabilirsiniz. Bu benim tablet tutucum. Birçok kişi bunu nereden aldığımı sordu. Ben bunu satın almadım. Çok öncelerde kullandığım bir Asus marka tabletle birlikte gelmişti. O zamandan beri saklıyorum ve telefon için kullanıyordum. Tablet aldıktan sonra tablet için kullanmaya başladım. Tabletin arkasında gördüğünüz gibi böyle kalemliklerim var. Önce tel kalemlikle başlayayım. Bu tel kalemliği 5-6 liraya almıştım. Hoş görünüyor diye. Ancak sonraları çok beğenmemeye başladım. Bu yüzden tabletin arkasına koyuyorum ki görünmesinler. Burada böyle çeşit çeşit kalemim var. Bu kalemlik de önceleri çok beğendiğim ama sonraları ilgimi çekmeyen bir kalemlik. Üzerinde Einstein yazıyor ve Einstein'ın bir çizimi var. Bu kutuda flashlarım, SD kartlarım var. Bu ise Yoyso'dan aldığım bir tutacak. Bu tutacakları gerçekten çok beğeniyorum. Çok hoş görünüyorlar. Burada yine Yoyosa'dan aldığım böyle blok notlar var. Bunlar haftalık, günlük bu şekilde. Bunları henüz çok kullanmıyorum ama ileriki zamanda her gün kullanmayı umuyorum. Çok yakında düzenli ders çalışmayı planlıyorum ve bunu yaparken de canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Umarım ki bunu yapabilirim ve yaparsam umarım ki sizin ilginizi çeker ve benimle birlikte ders çalışırsınız. Şöyle masanın üstünde bir defterim var. Bunu videoda güzel görünmesi için koydum. Yine kalemi de aynı şekilde. Ben bu defteri İngilizce notları için kullanıyorum. Burada vanilya kokulu bir mumum var. Bunu Migros'tan almıştım. Ama artık kokmuyor. Yine de çok güzel bir mum. Şurada bir fesleğen dalı var. Bu kurumuş. Burada da bir bardak var. Bardağın arkasında şöyle gördüğünüz gibi bir portrenin fotoğrafı var. Hoş göründüğü için bu şekilde arkasına koyuyorum. Bu benim mouse pad'im. Bunu çok sık kullanmıyorum. Bu da benim dolma kalemim. Bunu bana erkek arkadaşım almıştı. Bunun da videosunu çektim. İnceleme videosunu. Eğer ki ilginizi çekerse onu da aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu bilgisayarımın mouse'u. Bu Bluetooth'lu bir mouse. Bilgisayara bağladığımda Bluetooth'ta bilgisayara başka bir cihaz daha bağladığımda mouse çok ağır hareket ediyor. Kullanılmıyor hatta neredeyse. Bilgisayarımın altında şöyle gördüğünüz gibi kulaklığım var. Bu kulaklığın da videosunu çekmiştim. Onu da yine yukarıdan bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kalem boyası olmuş ve çıkmıyor. Ve ben silerken buralarını yıprattım. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor beyaz kulaklıklarda. Burada bilgisayarım var. Bu bilgisayarın da yine videosu var. Ancak bu bilgisayarı aldığımdan beri bir türlü yüzüm gülmedi. Bu şekilde ufak bir bilgisayar. Bu da benim bilgisayar için kullandığım yükseltici. Bu yükselticiyi erkek arkadaşımın babası benim için yaptı. Bu gerçekten çok güzel yapılmış bir yükseltici. Bunun için erkek arkadaşımın babasına buradan çok teşekkür ederim. Bunu benim için yaptı. Yükseltici sayesinde boynunuzu eğmeden çalışabiliyorsunuz. Masamdaki bütün eşyaları sizlere gösterdim. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.